Merhaba, ben Refika, 42 yaşındayım. Gece gündüz yemek yapıyorum 12 yıldır. Daha evvel hastane yöneticiliği yaptım. Ondan evvel festivaller düzenledim, organizasyonlar yaptım. Ama hani kendi kurtuluşumu da, dünya ile ilgili yapmak istediğim değişiklikleri de yemek üzerinden olduğuna inanıp yemek yapmaya karar verdim. Her şey bir kitapla başladı. Ondan sonra o bir gazete yazısına, sonra televizyon programlarına dönüştü. Ama hala o özgürlük, istediğim özgürlük yoktu. Ve dolayısıyla aslında YouTube'a girdim ve hayatım değişti. YouTube'da yıllardır Türk mutfağına ait tarifleri kolaylaştırıyoruz, basitleştiriyoruz, güzel anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken kendi ülkemizin inciriyle, fındığıyla, muzuyla, var olan üretimiyle gurur duymasını. Gurur duyduğu zaman insan ve farkına vardığı zaman güzelken kendi yaptığı işlerde de bunun farkına varır. Bir tasarımcıysa daha Türk motiflerini kullanarak bir tasarım ve böylelikle aslında özgün olmak. Çünkü özgün olunduğunda her şey bambaşka oluyor. Ve yemek üzerinden belirli değerlere sahip çıkıldığında bu herkes için bir, yani toplum için istediğimiz bir birlik ve istediğimiz bir değişimi de yaratabildiğine inanıyorum. Ama bir taraftan bütün bunları yaparken aşçılıkla ilgili çok daha güzel bir eğitim yapılabileceğine inanarak 5,5 yılda hem Türk mutfağı teknikleri, yani köfte de bir teknik gibi düşünebilirsiniz. 368 tane köfte bulduk ama bunları bir teknik olarak bugüne kadar kimse bize anlatmamıştı. Bunun üzerine bir teknik bir okul içeriği yaptık. Hatta YouTube'un katıl özelliğini kullanarak. Ve inanılmaz bir dijital online okulumuz oluyor. Fakat bu okulun daha dezavantajlı insanlara da katkısı olabilir diyerek sığınma evlerinde bir mutfak kurduk. Ve bu eğitim, online olan bu eğitimi orada fiziksel olarak da gösteriyoruz. Hayatta insanın sevdiği ve inandığı şey için yürümesi, o yolda dizi kanasa da, düşse de, bazen canından bile olsa onun mutluluğu asla hiçbir şeyle ölçülemez. Dolayısıyla inandığınız bir şey varsa o yolda yürüyün. Bu dijital bir ise dijitalde hep her zaman özgün olun ve haritanız ve yön bulucunuz kalbinizin ve aklınızın sesi olsun. Korkular değil, inandıklarınız olsun.